Sıcak Nokta'dan iyi akşamlar. Dop dolu bir programla daha karşınızdayız. Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Rum kesiminin attığı tek taraflı adımlar bölgedeki gerginliği giderek artırıyor. Hafta içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydik. Tüm gelişmeleri bir dosya halinde hazırladık. Az sonra ekranlara getireceğiz. Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekat öncesi yaşanan gelişmeler de az sonra bu programda olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde hafta içinde Trump'ın önemli kader günlerinden biri vardı. Ara seçimler yaşandı. Seçim sürecini detaylarıyla ele alacağız ve İran'a yönelik ambargo da bu programda olacak. Evet, İstanbul'dayız. Ben Osman Küçükdalak. Sıcak Nokta başlıyor. Hafta içinde hepimizi çok şaşırtan, birçoğumuzun beklemediği bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri terör örgütü PKK'nın 3 önemli isminin başına ödül koydu. Ancak bu gelişmenin hemen ardından Amerika'nın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, PYD'yi terör örgütü olarak görmediklerini açıkladı. Peki tüm bu gelişmeler neyi işaret ediyor? Amerika Birleşik Devletleri Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekat öncesi bölgede ne gibi planlar hazırlıyor? Dosyamız gelsin ekranlara. Türkiye'nin Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemeye hazırlandığı bir dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir açıklama şaşkınlıkla karşılandı. Amerikan yönetimi, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey 3 yöneticisinin başına ödül konulduğunu duyurdu. Bilgi paylaşımında bulunanlara Murat Karayılan için $5 milyon, Cemil Bayık için $4 milyon, Duran Kalkan için de $3 milyon ödül verileceği açıklandı. Bu açıklama Ankara'da ihtiyatlı bir iyimserlikle karşılandı. Burada eğer şöyle bir beklenti varsa, bakın biz işte PKK'nın 3 üst düzey yöneticisine para ödülü koyduk. Dolayısıyla bu terörle, PKK ile mücadelede bizim sizin yanınızda olduğumuzu gösteriyor. Ama eş zamanlı olarak PYD-YPG konusunda da siz tutumunuzu yumuşatın gibi bir beklenti söz konusu ise bunun bir karşılığının olmadığını açıkça ifade etmek isterim. Amerikan yönetimi, uluslararası kamuoyunda uzun zamandır PKK ile PYD'nin aynı örgüt olmadığı algısı yaratarak Suriye'nin kuzeyinde terör varlığına meşruiyet kazandırmak istiyor. Son olarak Amerikan Dışişleri Bakanlığı PYD'yi terörizm raporundan çıkardı. Ancak Birleşik Devletler'deki kurumların raporları ve bazı Amerikalı yetkililerin geçmişteki açıklamaları bunun tersini söylüyor. İşte açıklamalardan örnekler. ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi'nin internet sitesinde bulunan terör grupları başlığı altında PYD, PKK'nın Suriye'deki kolu olarak tanımlandı. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Daniel Coats'ın Kongre'ye sunduğu ABD İstihbarat Topluluğu'nun resmi raporunda YPG, PKK'nın Suriye'deki milis gücü olarak tanımlandı. Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin ve çevresinde yakalanan teröristler de bizzat Kandil'den gelen PKK'nın sözde yöneticileri tarafından eğitildiklerini itiraf etmişti. Min kan am yedarbkun? Hazır. İş bidak tuvcih kelime la ehlina el akrad el mazlumin min el şa'b el kurdi la 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 jiranak la nasak elli waratun hal hizb şu tuqul le? Vallahi Allah yesamhun. Allah ile samel al hazır. Varatuna kul şagle bi şagle. Washington'ın son çelişkili açıklaması ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'den geldi. PKK'nın aksine YPG'yi terör örgütü olarak tanımlamıyoruz. Bunu hiçbir zaman yapmadık. Suriye'ye müdahale etmeden önce de yapmamıştık. Oysa daha geçen yıl TRT Haber mikrofonlarına tam aksini söylemişti. Türkiye, PKK'nın Suriye uzantısı PYD hakkında endişe duymakta son derece haklı. Aslında Amerika hedef şaşırtmaya çalışıyor. Yani PYD bölgesinde bakın biz sadece siyasi bir örgütlenme yaratmaya çalışıyoruz. Teröristler aslında Kandil'dedir. Biz o teröristler konusunda sizinle işbirliği yaparız. Ama PYD konusundaki veya Fırat'ın doğusu konusundaki baskınızı azaltmanız kaydıyla diye bir yöntem izliyor.
Evet, ağzımıza bir parmak bal çalıyor olabilirler ama bu bizim için iyi bir gelişme. Yani oradaki 3 tane terör elebaşının isminin zikredilmesi, onların hedef haline getirilmesi öyle veya böyle bizim için kıymetli bir şeydir. Alır cebimize koyarız ama bu bizim PYD bölgesini tanıyacağımız anlamına gelmez. Türkiye'nin tavrı net. Şimdi bizim durduğumuz yer net, sabit. Biz ne diyoruz? PKK bir terör örgütüdür. YPG bir terör örgütüdür. PKK ile YPG aynı örgüttür. Birbirinden fark yoktur. PKK'yı terör örgütü listesine alıp ona karşı bir uygulama yaptırım içerisindeyseniz YPG ile ilgili de aynı şekilde devam etmeniz gerekiyor. Şimdi Amerika bunun PKK ile YPG'yi birbirinden ayrıştırmaya yönelik bir hamlesi var, bir stratejisi var. Uzun yıllardır bu devam ediyor. Hatta hatırlarsanız isterseniz Türkiye şöyle bir öneride de bulundu. PKK'yı YPG ile bitirebiliriz, YPG eliyle bitirebiliriz isterseniz gibi bir önerisi oldu. Çünkü onun için PKK artık kullanışlı bir isim olmaktan çıktı. Örgüt hala kullanışlı çünkü YPG dediğim bir örgüt duruyor. Ama PKK ismi problemli bir isim. Kendisi 97'de bu örgütü terör örgütü listesine almış zaten. Uluslararası alanda terör örgütü olarak kabul ediliyor. Bununla Amerika Birleşik Devletleri yol yürüyemez. Bir yandan teröristlerin başına ödül koyan Amerikan yönetimi, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütüne silah desteği sağlamayı sürdürüyor. Bugüne dek binlerce tır silah Fırat'ın doğusundaki terör örgütü mensuplarına dağıtıldı. Ancak Türkiye, güney sınırlarında oluşturulmak istenen terör koridorunu ortadan kaldırmakta kararlı. Fırat'ın batısı, Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatlarıyla terörden arındırılmıştı. Münbiç'te başlayan ortak devriyelerin ardından terör örgütü buradan da çıkarılacak. Sıradaysa Fırat'ın doğusu var. Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasını da çökerteceğiz. Bu konuyla ilgili hazırlıklarımızı, planlarımızı, programlarımızı tamamladık. Hatta geçtiğimiz günlerde terör örgütüne yönelik fiili müdahalelerimiz de başladı. Yakında daha kapsamlı ve etkili operasyonlarla terör örgütünün tepesine bineceğiz. Hep söylediğim gibi bir gece ansızın gelebilir. Türkiye, Fırat'ın doğusunu terörden temizlemek için tüm hazırlıkları tamamladı. Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatları sırasında Mehmetçiğin karşısında tutunamayan binlerce terörist, Fırat'ın doğusundaki bölgelere kaçmıştı. Zeytindalı ve Fırat Kalkanı harekatlarıyla Fırat'ın batısı başarılı bir şekilde teröristlerden temizlenmişti. Fırat'ın doğusuysa Münbiç'ten başlıyor. Münbiç, Fırat Nehri'nin yaklaşık 30 kilometre batısında yer alıyor. Olası yapılacak Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona ise Amerika Birleşik Devletleri karşı çıkıyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri PKK ve YPG üzerinden bölgede çok kirli planlar yürütüyor. Amerikan yönetimi bölgede sadece teröristlere silah desteği sağlamakla yetinmiyor, bu alana üsler de kuruyor. 2015 yılının Ekim ayında başlayan üs kurma faaliyetleri çerçevesinde Haseke'de iki hava üssü inşa eden Amerikan ordusu, Rakka ve Münbiç'te de toplam 8 operasyonel askeri nokta oluşturdu. Temmuz 2017'den sonra da bu üslere yenileri eklendi. Peki bu durum, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonu için bir engel mi? Burada Türkiye'ye dönük herhangi bir terör yapılanmasına hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz. Buradaki terör unsurlarına kimin destek verdiği, kimin işbirliği yaptığı, hangi gerekçeyle onlarla birlikte hareket ettiği konusu bizi bağlamaz. İdlib-Pandil hattına baktığınızda Türkiye öncelikle bunları çevrileyecek bir strateji üzerinde adım adım ilerliyor. Bu alanlara özellikle yerel unsurların da kullanılarak belirli kritik noktalara yönelip belirli alanları kontrol altına alınmak suretiyle mahdut hedefli girmeler Türkiye yapabilir. Bu sayede hiç Amerikan askerleri vesaire kimse kimseye karşı karşıya gelmez. Bu sayede PKK-PYD'nin manevra alanında daraltabilir ve onları orada etkisiz hale getirecek çok önemli adımlar atabilir. Şimdi bunu ABD gördü. Bunu biliyor. Terör örgütü PKK-PYD kontrol ettiği alanı Amerikan desteğiyle Fırat'ın doğusundan Suriye'nin güneyine doğru da genişletti. Örgütün amacı Rakka ve Deir ez-Zor'daki yeraltı kaynaklarını ele geçirmekti. Ancak örgüt bu alanlarda kontrolü elinde tutmakta zorlanıyor. Bir kere sadece Suriye'nin kuzeyinde
bütün Fırat'ın doğusunda PKK-PYD'de hakim değil. Üç ana noktası var bunların. Bir Kamışlı bölgesi, iki Aynal Arap bölgesi, üçüncüsü Afrin bölgesi. Afrin'i temizledi. Geriye kaldı iki bölge. Şu an Tel Abyad, yani Aynal Arap bölgesine Türkiye yüklenmiş durumda ki gerekirse Kamışlı bölgesinde de ki terörist unsurlara da müdahale edebilir. Eş zamanlı yani 28 Ekim'de 15 fırtına obüsü 15 atımla müdahale etmişti. Yani bunu sınır hattı boyunca yaklaşık 600 kilometrelik sınır hattı boyunca 150 noktadan 150 atımla da yapabilir Türkiye. Türkiye, Fırat'ın doğusunu terörden arındırmakta kararlı. Birkaç yıl önce Fırat'ın doğusu çok önemliydi, kırmızı bir çizgiydi. Burası tamam netleştikten sonra geri kalan konusu bir şekilde hallolabilir. Yani Fırat'ın batısı konusu masa üzerinde de konuşup belki halledebilirdiniz. Ama yıllar geçtikçe Fırat'ın doğusu ve batısı diye bir şey ayrım kalmadı. Türkiye'nin devletinin kendi tehdit olarak algıladığı şey Suriye'nin kuzeyinde herhangi bir işte bir oluşma, bir terör örgütünün yönelik bir oluşuma, herhangi bir özellikle vesaire kendi öz yönetimiyle ilgili bir oluşuma izin verilmeyeceğinde bir tehdit konusu var. Daha önceki bir koridordu. Koridoru Türkiye bloke etti ve Fırat'ın doğusunda önemli kazanımlar elde ederek koridoru zaten ortadan kaldırdı. Ama bununla da bitmiyor iş. Çünkü sınırınızın hemen öte tarafında bir terör örgütü 30 yıldır da size düşmanlık üretiyor ve bunu da çatışıyor, şehitler veriyor. Şimdi dolayısıyla bu örgütün Fırat'ın doğusu batısı değil, tamamen buranın içerisinde tasfiye olması gerekiyor. Amerikan yönetiminin bundan sonra izleyeceği strateji sadece Suriye'deki durum açısından değil, yumuşama eğilimindeki Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceği açısından da belirleyici olacak. Dosyamızda da izlediğiniz Amerika Birleşik Devletleri PKK'lı teröristlerin başına ödül koyarak bir yandan terör ile aramda mesafe var imajını çizmeye çalışıyor. Diğer yandansa Suriye'de terör örgütü PYD'yi legalleştirmeye çalışıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de iç savaş başladığı günden beri bölgedeki kirli tuzaklarını sürdürüyor. Devam edelim. Doğu Akdeniz'de oldukça hareketli. Şu bir gerçek ki önümüzdeki 10 yıl içinde Doğu Akdeniz'i çok daha fazla konuşacağız ve Doğu Akdeniz'deki sular çok daha fazla ısınacak. Özellikle Yunanistan ve Rum kesimi bölgede Türkiye'yi devre dışı attırmaya yönelik planlar yapıyorlar. Birçok ülkeyle gizli ittifak içindeler. Ancak Türkiye kararlı. Ne Kuzey Kıbrıs Türklerinin hakkını ne de kendi haklarını kesinlikle kaptırmayacak. Biz de hafta içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittik. Doğu Akdeniz'de yaşanan tüm gelişmeleri sizler için derledik. Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların ülkemiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışlanarak adeta gasp edilmesine yönelik girişimleri kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlılığını bu sözlerle vurguladı. Denizlerdeki haydutlara meydanı boş bırakmayacağız dedi. Doğu Akdeniz, uzun süredir yeraltı kaynakları üzerindeki paylaşım kavgasıyla gündemde. Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan, bölgede tek taraflı adımlar atıyor. Türkiye'nin itirazlarına rağmen uluslararası şirketlere tartışmalı deniz alanlarında arama ruhsatı veriyor. Bundan 2 yıl önce, İtalyan ve Fransız şirketlerine ait gemiler, sondaj çalışmaları yapmak için Kıbrıs açıklarına geldi. Ancak sondaj çalışmalarına başlayacakları sırada, karşılarında Türk donanmasını buldular ve bölgeden ayrılmak zorunda kaldı. Dolar.
Bunun üzerine dönemin Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, yaşanan bu olayın ardından kameraların karşısına geçti ve Türkiye'yi tehdit eden açıklamalarda bulundu. Very essence of state organization. Ardından da Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail ve Mısır'la Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları için ortaklık anlaşmaları imzaladı. Bölgede adeta Türkiye'ye hedef alan bir ittifak kuruldu. Doğu Akdeniz'deki tartışmalı alanlar sadece Kıbrıs adası çevresinden ibaret değil. Yunanistan, Türkiye'nin kendi ana karasından doğan haklarını da görmezden gelmek istiyor. Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti'ndeyiz. Halen Türkiye'nin deniz yetki alanlarında 572 yıllık doğalgaz rezervinin olduğu tahmin ediliyor. Ancak Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesimi ne yazık ki bölgede sürekli gerilimi artıracak adımlar atıyor. Örneğin son olarak Türkiye'nin deniz yetki alanlarında sondaj çalışmaları yapmaya çalıştılar. Özellikle Yunanistan, Mısır ve İsrail üzerindeki Türkiye karşıtlığını kullanarak bölgedeki doğalgaz rezervine tek başına sahip olmaya çalışıyor. Ancak Türkiye kararlı, kesinlikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bölgedeki hakları hem Yunanistan'a hem Güney Kıbrıs Rum kesimine teslim edilmeyecek. Gözüken o ki bölgedeki enerji oyunları üzerindeki kirli ittifaklar uzun süre devam edecek. Ankara, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin onayı olmadan sondaj çalışması yapılamayacağı konusunda kararlı. Türkiye'nin güney sınırlarındaki terör tehdidine odaklanmasını fırsat bilerek atılan adımlara karşı gerekli uyarılar en yetkili ağızlardan sıklıkla tekrarlanıyor. Ülkemizin güneyindeki gelişmelere yoğunlaşmasını fırsat bilerek Kıbrıs'ta ve Ege'de haddini aşanları yanlış hesap yapmamaları konusunda buradan ikaz ediyoruz. Açık denizlerde yapılan petrol ve doğalgaz arama çalışmaları milyonlarca dolarlık bir yatırım gerektiriyor. Rum-Yunan ortaklığı ve müttefiklerinin işbirliğine karşı Türkiye'de attığı adımlarla elini güçlendiriyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Rum tarafının tek taraflı adımlarına karşı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nı yetkilendirmiş durumda. Bu kapsamda Barbaros Hayrettin Paşa gemisi Kıbrıs çevresinde sismik araştırmalarına devam ediyor. Son olarak Fatih Sondaj gemisi de Akdeniz'in mavi sularındaki faaliyetlerine başladı. Maden ve hidrokarbon aramacılığında her zaman söylediğimiz bir şey var. Varsa bulacağız. Fatih Sondaj gemisi, dünyadaki örnekler arasında teknolojik donanım açısından en ön sıralarda yer alıyor. Gemi, 229 metre boyunda ve üzerinde 210 personel çalışıyor. Türkiye, Fatih'le birlikte ilk kez derin denizlerde sondaj faaliyeti yürütüyor. Olası tacizlere karşı Türk donanması da sondaj gemisine koruma sağlıyor. Fatih gemisinin bu yönde harekete geçmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin koruması altında Doğu Akdeniz'de görevine başlaması tabii ki bir karşı mesajdır Yunanistan'a. Yani en ufak bir harekette biz Fatih'in arkasındayız, onu korumak için görevdeyiz şeklinde bir mesajdır. Dediğimiz gibi bölgedeki enerji santranç oyunlarındaki gerginlik sürekli artıyor. Son olarak geçtiğimiz Ekim ayında bölgede araştırma yapan Barbaros Hayrettin Paşa gemisine Yunan fırkateyni tacizde bulundu. Bu tacizin hemen ardından devreye Türk Deniz Kuvvetleri girince Yunan fırkateyni alelacele buradan, yani Türk sularından ayrılmak zorunda kaldı. Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını ve pabuç bırakmayacağı kesinlikle ortaya çıkmış bulunmaktadır. Yani dünya kamuoyuna karşı Türkiye bu konuda politikasını net biçimde ortaya koymaktadır. Doğu Akdeniz doğal gazında en az diğerleri kadar biz de hak sahibiyiz ve
bizim münasır ekonomik bölgemiz budur. Kendi kara sularımız içinde aramaya devam edeceğiz. Haritada görülen 2, 3, 8, 9 ve 12. parsellerse Kıbrıs'taki iki tarafında arama faaliyetleri için ruhsat verdiği alanlar. Ancak gerek Ankara, gerekse Lefkoşa'daki Türk yönetimi, Rum tarafının 3. ülkelerle ve şirketlerle yaptığı pay ve dağıtım anlaşmalarını kabul etmiyor. Rum yönetimi ve Yunanistan'sa küresel enerji devleriyle yaptığı anlaşmalarla bölgedeki yasa dışı faaliyetlerine meşru bir zemin yaratma arayışında. Oysa Birleşmiş Milletler Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi, ortak menfaatlerin çakıştığı alanlar için bölge ülkelerinin anlaşmasını şart koşuyor. Ancak Rum-Yunan ortaklığının tavrı hem Doğu Akdeniz'deki sorunları derinleştiriyor hem de Kıbrıs sorununu çözümsüzlüğe itiyor. Sıcak Nokta ekibi olarak bilgi almak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile buluşuyoruz. Kıbrıs Rum tarafı açısından bu çok önemli bir sınavdır. Yani 50 yıllık Kıbrıs müzakerelerinde yönetimi ve zenginliği Kıbrıs Türk'ü ile paylaşmaya hazır olmayan, zaten özellikle anlam planı referandumunda paylaşmaya hazır olmadığını açıkça ortaya koyan başta bir Kıbrıs Rum siyasi liderliği ve Kıbrıs Rum toplumu söz konusu. Bunu illaki suçlamak bağlamında da söylemiyorum. Bunu bir realite olarak söylüyorum ve bunu Birleşmiş Milletler kendi raporlarında söylüyor. Yönetimi ve zenginliği paylaşmaya hazır olmanız gerekiyor. Kıbrıs'ta bir paylaşmaya dayalı bir ortaklığın kurulabilmesi ve yaşatılabilmesi için. Kıbrıs Türkleri, Rum tarafının attığı adımlara ve Yunanistan'ın da Rum tarafına verdiği desteğe tepkili. Uzun yıllardır hem Kıbrıs Rum tarafının hem de Yunanistan'ın attığı bazı tek taraflı adımlar var. Bu adımlarla gerek Doğu Akdeniz bölgesinde, gerekse ona bağlantılı bir biçimde Ege'de, Türkiye ile Yunanistan arasındaki dengeyi bozacak şekilde, bizim aleyhimize olacak şekilde bozacak nitelikte bazı adımlar uzun süredir atılıyordu. Bunu gerek karasularında 12 mil meselesinde gördük, gerekse adalara, yani Yunanistan ülkesinin parçası olan adalara, sanki her bir ada bir kıtaymış gibi deniz yetki alanı bağlamında etki vermeye kalkışan bir yaklaşım gördük Yunanistan'da. Ve bu yaklaşım Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün de haklarını aslında gasp etmeye dönük bir yaklaşımdı. Kıbrıs Türk yönetimi Doğu Akdeniz'deki haklarının korunması konusunda Türkiye'ye güveniyor. Şunu söyleyeyim, dış politika bağlamında bunu net şekilde söylemeye gerek var diye düşünüyorum. Bir kere Doğu Akdeniz bölgesinde geçmişten daha farklı bir dış politika görüyoruz ve göreceğiz. Bundan sonra arazide olan tek yanlı fiili adımlara müsaade etmeyen, özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi deniz yetki alanı içerisinde telakki ettiği noktalarda tek yanlı faaliyetlere izin vermeyecek olan bir duruş gördük ve göreceğiz. Doğu Akdeniz'de gerilim sürerken Rum kesiminin yeni ortaklık arayışları dikkat çekiyor. Fransızlara üs verilmesinin ardından Amerikan Kara Kuvvetleri Komutanı da askeri bir üs pazarlığı için geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs'a geldi. Türkiye'ye kafa tutmak, Türkiye ile savaş çıkaracak bir noktaya gelmek her adamın, her ülkenin harcı değil. Türkiye çok büyük bir ülke, çok güçlü bir ülke, askeri anlamda çok güçlü bir ülke. NATO bağlantıları zaten ortada. Bence yapılan taciz, işte ben de buradayım. Yani ona göre bir uyarı gibiydi. Tabii uyarının karşılığı misliyle verildi. Doğu Akdeniz'deki bu mücadele küresel enerji piyasasında da taşları yerinden oynatabilir. Avrupa'nın halen yıllık 440 milyar metreküp doğal gaz ihtiyacı var. Bu oranın neredeyse %60'ı Rusya'dan temin ediliyor. Ukrayna'daki krizin ardından doğal gaz tedariğini çeşitlendirmek isteyen Avrupa'nın önündeki en önemli seçeneklerden biri Doğu Akdeniz Havzası. Bu yüzden Brüksel'de hazırlanan enerji güvenliği raporlarında da Doğu Akdeniz'e geniş yer ayrılıyor. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Avrupa Birliği üyesi olması, Brüksel'i de bölgedeki satrançta önemli bir aktör haline getiriyor. Doğu Akdeniz'deki yeraltı kaynaklarının Avrupa'ya ulaştırılmasında en düşük maliyetli güzergahın Türkiye olması da Ankara'nın elini güçlendiriyor. Ancak doğal gaz rezervlerinden pay almak isteyen bölge dışı aktörlerin Doğu Akdeniz'deki gerilimi daha da artırması endişe kaynağı.
Suriye'deki iç savaş yüzünden Doğu Akdeniz'de askeri hareketlilik artmış durumda. Rusya, Suriye kıyılarındaki üslerini tahkim ederken Amerika Birleşik Devletleri de Doğu Akdeniz'deki 6. filoyu güçlendiriyor. Türk Deniz Kuvvetleri de uzun süredir devam eden Akdeniz Kalkanı Harekatı'yla Türkiye'nin bölgedeki çıkarlarını koruma konusunda kararlı. Doğu Akdeniz'de çözüm bekleyen tek sorun da Kıbrıs'taki anlaşmazlık değil. Suriye'deki iç savaş 8. yılında. Mısır'da darbeden sonra başlayan belirsizlik sürüyor. Filistin sorununa bir çözüm bulunabilmiş değil. Lübnan'da ise iç barış halen pamuk ipliğine bağlı. Tüm bunlar bölge dışı aktörlerin Doğu Akdeniz'deki varlığına da zemin oluşturuyor. Yunanistan hafta içinde Ege'deki 12 mil iddiasını bir kez daha gündeme getirdi. Yine Yunanistan ve Rum kesimi nükleer güce sahip ülkeleri Doğu Akdeniz'e sondaj çalışmaları için davet ediyor. Dediğimiz gibi Doğu Akdeniz'i önümüzdeki yıllarda konuşmaya devam edeceğiz. Devam edelim. 1979 yılındaki İslam devrimi öncesi Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki en büyük müttefikiydi İran. Ancak devrim sonrası düşman ilan edildi. 2015 yılındaki nükleer anlaşmadan sonra Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yakınlaşma olacağı umuluyordu, tahmin ediliyordu. Ancak öyle olmadı. Trump'ın yönetime gelmesiyle İran bir kez daha hedef tahtasına konuldu. Washington yönetimi meşhur rehine krizinin yıl dönümünde İran'a yönelik ekonomik ambargoyu devreye soktu. Persepolis, 16 Ekim 1971. 61 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, Pers İmparatorluğu'nun kuruluşunun 2500. yıl dönümü için yapılan görkemli bir tören için İran'da. 70'li yılların başında ekonomik olarak zor günler geçiren İran'da, büyük paralar harcanarak düzenlenen bu kutlama, son İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi için aslında sonun başlangıcıydı. İran petrollerini millileştiren Muhammed Musadak'ın bir CIA darbesiyle iktidardan uzaklaştırıldığı 1953 yılından sonra yer altına çekilen Şah karşıtı muhalefet, ülkedeki yoksulluğa rağmen düzenlenen bu ve benzeri gösterişli törenlerin ardından artık sesini daha gür bir şekilde duyuruyordu. Üstelik Şah, ülkedeki Amerikan askerlerine dokunulmazlık vermiş, buna karşın muhalefetin öne çıkan isimlerinden Ayetullah Hümeyni'yi sürgüne göndermişti. Artan tepkiyle beraber çok geçmeden sokaklar karıştı. Ama Şah Rıza Pehlevi'nin kontrolündeki gizli güvenlik teşkilatı protestoculara karşı şiddete başvuruyordu. Bu baskı farklı görüşlerdeki muhalifleri Şah karşıtlığında bir araya getirdi. Kontrolün elinden çıktığını gören Şah Rıza, 1978 yılında sıkı yönetim ilan ettiyse de artık çok geçti. İran'da ok yaydan çıkmıştı. Nitekim İran Şahı 16 Ocak 1979'da ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Ayetullah Hümeyni'nin geri dönüşü ise sadece İran'ı değil, tüm dünyayı derinden etkileyecekti. Allahu Ekber, Hümeyni Rehber. Allahu Ekber. این بانگ آزادی است که از خاوران خیزد فریاد انسان هاست که از لای جان خیزد اعلام طوفان ها. 1979'daki İslam devriminin ardından İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler hızla kopma noktasına geldi. Tahran'daki yeni yönetim, Şah rejiminin Amerikalılara tanıdığı tüm imtiyazlara bir son veriyordu. Bardağı taşıransa 4 Kasım 1979'daki elçilik baskını oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tahran Büyükelçiliği, devrimden 9 ay sonra
Kendilerine imamın çizgisinden öğrenciler adını veren ve sayıları binlerce ifade edilen silahlı gruplar tarafından işgal edildi. Bu, dünya tarihinin en uzun rehine kriziydi. Kriz tam 444 gün sürdü. Bu arada Amerikan ordusunun rehineleri kurtarmak için düzenlediği operasyonda fiyaskoyla sonuçlandı. Özel kuvvetleri taşıyan helikopter kum fırtınası yüzünden düştü ve 8 Amerikan askeri hayatını kaybetti. Rehine krizi dönemin Amerikan Başkanı Jim Carter'ı da koltuğundan etti. Kriz Cezayir'de yapılan müzakerelerle son buldu. Rehineler 21 Ocak 1981'de Almanya'daki bir Amerikan üssüne götürüldü. O günden bu yana Tahran-Washington hattındaki ilişkiler hiç yumuşamadı. Tahran yönetiminin nükleer programını gerekçe gösteren Amerikan yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni İran'a yönelik yaptırımlara ikna etmeyi başardı. A nuclear bomb. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e göre İran'ın amacı nükleer silahlara sahip olmaktı. Oysa yaptırımlara gerekçe olarak gösterilen nükleer faaliyetler, İslam devriminden çok önce Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle başlamıştı. Bu süreç boyunca yaptırım baskısı altında kalan İran'da ekonomik sıkıntılar hiç eksik olmadı. Amerikan yönetiminin amacı ekonomik baskılarla İran'daki rejimi değiştirmekti. Ama bu strateji sonuç vermedi. İran'la Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Almanya arasında süren müzakereler 2015 yılında olumlu sonuç verince tarihi olarak nitelendirilen bir anlaşma imzalandı. Anlaşma, İran'ın nükleer tesislerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın denetimine açılmasını ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin sınırlandırılmasını öngörüyordu. Buna karşılık da İran'a yönelik yaptırımlara son verildi. 2015'te imzalanan anlaşmanın ardından IMF verilerine göre 2016'da İran ekonomisi %12,5 büyüdü. Bu hızlı büyümenin perde arkasında petrol ticaretine yönelik kısıtlamaların kaldırılması da yatıyordu. İran bu dönemde petrol dışı ürünlerin ihracatını da artırmayı başardı. Ancak Beyaz Saray'da yaşanan değişimin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik tavrı yeniden sertleşti. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası sırasında üzerinde en çok durduğu konulardan biri İran'la varılan nükleer anlaşmadan çekilmekti. Geçtiğimiz Nisan ayında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, Obama döneminde imzalanan anlaşma için çılgınca ve berbat ifadelerini kullandı. That deal is an embarrassment to the United States. Yaklaşık bir ay sonra da Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaşmadan çekildiğini duyurdu. Bu aslında Obama'nın en büyük siyasi diplomatik başarılarından bir tanesiydi. Gerçekten İran'ı diz çökertti. O anlaşma İran'ın bir gün gelip nükleer silah elde etmesini bütünlüğüyle o şansını elinden almıştı. Ancak Trump seçim çalışmaları sırasında Obama'nın yaptığı her şeyin kötü olduğunu iddia ettiği gibi bu anlaşmanın da kötü bir anlaşma olduğunu iddia ediyor. Belki burada tartışılması gereken şu, devletlerde devamlılık esastır. Hükümetler gelir geçerler ama devletlerde devamlılık esastır. Bu taraflarca imzalanmış ve çok eski tarihi olmayan bir anlaşma olmasına rağmen yönetim değişikliğinden sonra sadece bir yıl sonra anlaşma tartışılır hale getiriliyor. Dolayısıyla öncelikle bunun uluslararası hukuka uygun olmadığını vurgulanması lazım. Birleşmiş Milletler kararı olmamasına rağmen İran'a yönelik yeni yaptırımların ilk aşaması Ağustos ayında uygulanmaya başladı. We will be instituting the highest level of economic sanction. İlk yaptırım paketi İran'ın Amerikan doları ve altın gibi değerli madenlerle ticaret yapmasını engelliyor. Ayrıca İran'ın devlet tahvili ihalesi açması ya da satması yasaklanıyor. Otomotiv ve sivil havacılık sektörlerine uygulanacak ambargo da ilk yaptırım paketi kapsamında yer alıyor. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne el yapımı halı ve gıda ürünleri ihraç etmesi de engelleniyor. Ağustos ayındaki bu yaptırımların ardından gözler İran ekonomisinin kilit sektörlerini de hedef alacak ikinci aşamaya çevrilmişti. Amerikan yönetimi ikinci yaptırım paketini tam da rehine krizinin yıl dönümünde yürürlüğe soktu. Yeni yaptırımlar enerji, finans ve deniz taşımacılığını hedef alıyor. İran Ulusal Petrol Şirketi ve iştiraklerinin uluslararası faaliyetleri kısıtlanıyor. İran bankalarının uluslararası işlemlerine de kısıtlamalar getiriliyor. Tersaneler ve liman işletmeleri de ambargo kapsamına alınıyor.
Yeni yaptırım kararları da tıpkı bir önceki adımda olduğu gibi bir Birleşmiş Milletler kararına dayanmıyor. Yani bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin tek taraflı attığı bir adım. Avrupalı liderler ve anlaşmanın diğer tarafları, Amerikan yönetimi çekilse de nükleer anlaşmanın halen yürürlükte olduğunu savunuyor. Hatta İran'la ticaretin sürmesi için Amerikan dolarını devre dışı bırakacak mekanizmalar hazırlanıyor. Ancak liderlerin aksi yöndeki açıklamalarına rağmen pek çok Avrupalı şirket yaptırımlarla ortaya çıkan riski göze alamadı ve İran'daki ekonomik faaliyetlerini durdurdu. İran'ın petrol ihracatı da henüz yaptırım kararı yürürlüğe girmeden önemli ölçüde geriledi. Azalan petrol gelirlerinin İran ekonomisine yansıması kuşkusuz olumsuz olacak. Ancak İran halkının yaptırımlarla yaşamaya alışkın olduğu da göz ardı edilmemeli. 1979'dan itibaren İran'a ambargo uygulanıyor. 1979 devriminden 2015'e kadar bu yaptırımlarla karşılaşıp artık buna adapte olmuş bir halk. Güçlü bir halk, güçlü bir devlet geleneği var ve çok ciddi petrol rezervi var. Amerika Birleşik Devletleri bu petrol rezervi, yalnız petrol değil doğalgaz rezervi, bu rezervleri kendi kontrolü altına almak istiyor. Bundan dolayı da İran'daki yönetimi değiştirmek istiyor. Amerika İran'da bir rejim değişikliği mi talep ediyor veyahut da 12 madde sunmuştu Trump işte. Suriye'den çekilmek, Irak'tan çekilmek gibi İran'ı zorlayıcı çeşitli maddeler de orada ortaya konulmuştu. Bunların hiçbirinin Trump yönetimi tarafından önemsendiğini zannetmiyorum. Öyle rejim değiştirmek falan filan onun peşinde değil. Ucuz bir başarının peşinde. Dolayısıyla mesele o kadar uzayacaktır zannetmiyorum. Ama şunu da akılda tutmak lazım. İşte yeni Amerika'da ara seçimler oldu. 2 yıl sonra Trump başkanlık seçimine doğru gidecek. Bu İran meselesini o tarihte de kullanmak isteyecektir. Belki de sırf bu yüzden İran meselesi kapanmayabilir. Yeni yaptırım kararlarının Amerikan yönetimi tarafından rehine krizinin yıl dönümüne denk getirilmesi elbette tesadüf değildi. Ancak aynı gün Tahran'da da Amerikan karşıtı gösteriler vardı. Gösterilerde yine Amerikan ve İsrail bayrakları ateşe verildi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani de Avrupa Birliği'nin İran'a verdiği desteğe dikkat çekti ve Amerika Birleşik Devletleri'nin artık yalnız olduğunu savundu. İran'a karşı zorbalık, tehdit ve yaptırım diliyle konuşmamaları gerektiğini Amerikalılara öğreteceğiz. Kadim bir millete karşı her gün yeni bir bahaneyle kabadayılık taslaması kabul edilemez. Amerikan yönetimi kararı tek başına almasına rağmen yaptırımların uygulanması konusunda ısrarcı. Kaldı ki Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki yakın çalışma ekibinde Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo gibi İran'a karşı şahin bir tutum sergilenmesi gerektiğini savunan isimler bulunuyor. Bu arada Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülke geçici bir süre içinde olsa İran'a yönelik yaptırımlardan muaf tutuldu. Bu yaptırımları doğru bulmuyoruz. Çünkü bütün bu yaptırımlar bize göre dünyanın dengesini bozmaya yönelik adımlardır. Ve bunlar uluslararası hukuka da, uluslararası diplomasiye de, yani artık dünya barışa dayalı bir süreci yaşamak istiyor. Yani emperyal bir dünyada yaşamak istemiyoruz. İran'a yönelik yaptırımlar dosyamızı izlediniz. Ancak İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar başlarken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın gündeminde pek de dış politika yoktu. Çünkü o sıralarda Amerika Birleşik Devletleri'nde ara seçimler vardı. Seçim sonuçlarına göre Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğu kaybetti. Bu şu anlama geliyor. Trump istediği yasayı çıkarmakta oldukça zorlanacak. Ancak seçim sonuçlarına göre Cumhuriyetçiler Senato'daki çoğunluğu korumayı başardı. Bu da Trump'ın görevden alınma ihtimalini oldukça azalttı. Amerika Birleşik Devletleri'nde salı günü halk ara seçimler için sandık başına gitti.
Gözler Kongre'nin iki kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi ve Senato'da çoğunluğu kimin elde edeceğine çevrilmişti. Amerikalılar 100 sandalyeli Senato'daki 35 sandalye ile Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı için oy kullandı. Seçimden önce Cumhuriyetçiler Kongre'nin her iki kanadında çoğunluk durumundaydı. Ancak Salı günü yapılan seçimlerle Demokratlar 8 yıl aradan sonra Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirdi. Senato'daysa Cumhuriyetçiler çoğunluk olarak kalmayı başardı. Sonuçlar, Amerikan siyaseti açısından yeni bir dönemeç olarak görülüyor. Zira Cumhuriyetçiler, Senato'da çoğunluğu korumayı başarsa da, Demokratların Temsilciler Meclisi'ndeki üstünlüğü, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın işini zorlaştıracak. Bundan böyle Trump'ın, Kongre'den geçirmek istediği yasalarda eli daha önce olduğu kadar rahat olmayacak. Demokratlar, artık Cumhuriyetçi Parti'nin Kongre'deki yasama gündemini bloke edebilecek. Sağlık reformu, vergi kesintileri gibi birçok konuda Cumhuriyetçi Parti'nin ve Trump'ın çıkarmak istediği yasalar, Temsilciler Meclisi'nde Demokratların engeline takılabilecek. Ayrıca Temsilciler Meclisi'ndeki birçok komitede kontrol Demokrat Parti'de olacak. Bu sayede Demokratlar komite oturumları düzenleyebilecek ve komitelere ifade vermek üzere birçok kişiyi çağırabilecek. Bu komitelerin Trump yönetiminin kararları ya da faaliyetlerini soruşturmaya yönelik oturumlar düzenleme imkanı da bulunuyor. Dolayısıyla Trump'ın bütçe harcamaları veya Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahalesi gibi konular artık Temsilciler Meclisi'ndeki komitelerde soruşturulabilecek. Trump'ın yeni dönemde önemli pozisyonlarına yapacağı atamalarda Temsilciler Meclisi engeline takılabilir. Çünkü Amerikan sistemine göre başkanın önemli görevlere atadığı kişilerin Kongre'den onay alması gerekiyor. Adaylar Kongre'deki onay sürecinde ilgili komiteler tarafından deyim yerinde ise sorguya çekiliyor. Bu nedenle yeni dönemde Trump'ın önerdiği isimlerin onay alması da zor olacak. Yeni dönemde Temsilciler Meclisi'nden onay alması gereken Trump'ın adaylarının işinin zor olacağı tahmin ediliyor. Trump'ın başkanlıktan azil süreci de yeni dönemde gündeme gelebilecek konular arasında yer alıyor. Ancak bu sürecin sonuca varması çok düşük ihtimal. Trump'ın görevden azledilmesi uzun süre tartışılmış ancak Kongre'nin iki kanadında birden Cumhuriyetçilerin çoğunluk olması yüzünden böyle bir süreç başlayamamıştı. Artık Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk Demokratlarda. Bu nedenle Adalet Komitesi azil için harekete geçebilir. Hatta konu Temsilciler Meclisi gündemine de girebilir. Ancak bu sürecin daha fazla ilerleme şansı yok. Çünkü başkanın azledilmesi için Senato oylamasına ihtiyaç var ve Senato'da çoğunluk halen Cumhuriyetçilerde. Yine de Demokratların konuyu gündemde tutarak Amerikan siyasetinde Trump karşıtlığını artırması bekleniyor. Donald Trump, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kaybettiği ara seçimlerden sonra basının karşısına çıktı. Sonuçları kendisi için başarı olarak nitelendirse de, bundan böyle yasa çıkarmak için Demokratların oyuna ihtiyaç duyacağını kabul etti. Kendisini Barack Obama'nın ara seçim performansıyla kıyaslamayı da ihmal etmedi. Amerikan Başkanı, Obama ara seçimde 63 koltuk kabul etmişti, bizse 23 koltuk kaybettik ifadelerini kullandı. Seçimin kaybedeni Trump değil. Hatta kendi iddiasına göre kazanmış durumda. Haklı da olabilir çünkü Temsilciler Meclisi'nde öyle fazla bir fark yemedi. Senato'da üye sayısını korudu, artırdı. Bunlar önemli başarılar, kendisi için de öyle. Bir de bakarsak şimdiye kadar işte Demokratların çok büyük bir kazanç sağlayacakları, silip süpürecekleri iddia ediliyordu. Öyle bir beklenti vardı. O da gerçekleşmedi. Peki ne olur? Trump zaten Amerika'yı ve de dış politikayı kendi kararnameleriyle götürüyordu. Kongre'ye ihtiyacı yoktu. Bundan sonra da fazla Kongre'ye ihtiyacının olması beklenmiyor. Basın toplantısına ise Trump'la CNN muhabiri Jim Acosta arasında geçen diyalog damga vurdu. Donald Trump, göçmenlerle ilgili soruyu yanıtlamak yerine muhabiri azarlamayı tercih etti. They're hundreds of miles away. They're hundreds and hundreds of miles away. That's not an invasion. Honestly, I think you should let me run the country. You run CNN. Right. And if you did it well, your ratings would be much better. If I may ask one other question. You're a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN. Yeni Donald Trump yönetiminin çok çarpıcı örneğini seçim zaferini kutladığı, açıkladığı basın toplantısında gördük.
basın toplantısında gazetecileri azarladı. Çok sert bir üslup kullandı. Onlar Beyaz Saray'da görülmemiş sahnelerdi. Ve de o basın toplantısının ardından bir tweet mesajıyla Adalet Bakanlığı'nı görevden aldığını açıkladı. O başka zincirleme etkilere neden olacak bir şey. Yani Donald Trump bundan sonra da bu daha önce gördüğümüzden daha agresif, daha saldırgan, daha hırçın, daha ayrımcı ve daha sert bir politika yürütecek, üslup olarak da siyaset olacak. ABD ara seçimlerinde Kongre üyeliklerinin yanı sıra eyalet meclisleri ve bazı valilikler içinde oy kullanıldı. Valilik seçimlerinde de her iki partinin de zafer ya da olumlu olarak değerlendirebileceği sonuçlar çıktı. Michigan ve Illinois gibi önemli eyaletlerde Demokrat adaylar vali seçildi. Kansas'ta da sürpriz şekilde Demokrat bir aday vali seçimini kazandı. Ancak başkanlık seçimlerinde çok önem taşıyan ve her iki parti arasında gidip gelen çekişmeli iki eyalet, Florida ve Ohio'da zafer cumhuriyetçilerin oldu. 2020'de yapılacak başkanlık seçimi için bu eyaletleri kazanan parti önemli bir avantajı elinde bulunduracak. Seçmene baktığınız zaman Donald Trump'ın gözde görünmeyen Amerika'nın içlerinde öyle medyanın fazla uzanmadığı noktalarında önemli seçmen tabanı var. Aldığı oylara da bakarsak yani demokratlar kazandı da %2, %3 farkla falan kazandılar. Yani cumhuriyetçilerin hala tabanı var. Oy verme işlemi başlamadan önce sıklıkla ara seçimlerin Trump'ın Beyaz Saray'daki geleceğinde belirleyici olacağı yorumları yapılıyordu. Ancak geleneksel olarak ara seçimlere katılım oranı düşük kalıyordu. Bu kez öyle olmadı. Özellikle demokratlar katılımı artırmak için çok fazla çağrı yaptı. Bu çağrılar Trump karşıtlarını sandığa götürmüşe benziyor. Zira salı günkü seçimlerde 114 milyon seçmen oy kullandı. 2014'te bu sayı 83 milyon olmuştu. Ara seçimler, 2000 yılından bu yana en fazla Müslümanın aday olduğu seçim olarak da kayıtlara geçti. Michigan'dan katılan Filistin asıllı Rashida Tlaib ve Minnesota'dan katılan Somali asıllı İlhan Omar, yarışı kazanarak Temsilciler Meclisi'ne giren ilk Müslüman kadın üyeler olmayı başardı. Müslümanların siyasete olan ilgisinin artmasında ülkede artan İslam karşıtlığı ve Trump'ın benimsediği nefret söylemi de etkili oldu. Trump, Amerikalıların çok da alışık olmadığı bir başkan tipolojisine sahip. Dosyamızda da izlediğiniz ara seçimlerden sonra düzenlediği ilk basın toplantısında gazeteci Jim Acosta ile tartıştı. Hemen şu bilgiyi de vereyim. Bu tartışmadan sonra CNN'in muhabirinin Beyaz Saray'a giriş kartı da iptal edildi. Trump da çok konuşulur. Evet, sıcak noktanın bugünlük de sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte farklı bir sıcak noktada buluşmak üzere. Hoşça kalın.